Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Destek ve katkılarınızdan dolayı destek ve katkılarınızı her daim hissediyoruz efendim. Efendim bugün yine işsizlik sorunuyla devam edelim istiyoruz. İşsizliğin eğitim boyutuyla devam edelim istiyoruz. Geçen hafta biraz gençlere yüklendik. Yüklendik de demeyelim, bir pencere açalım. Diyelim, bir pencere açtık, öyle diyelim. Çünkü gerçekten gençlere bir pencere açmak, bir çerçeve çizmek niyetindeyiz ve o çerçeveden bakarlarsa aslında iş dünyasını ve dünyayı daha iyi algılayacaklarını düşünüyorum efendim. O yüzden bugün yine bu çerçeveden devam edelim istiyorum. Evet, biz son 20 yılda her tarafı üniversite binası yaptık. Her tarafı üniversite binası yaptığımız gibi her tarafı İmam Hatip yaptık. İmam Hatiplerin sayısı arttı. Dindar bir nesil yetiştireceğiz diye yola çıktık. Geldiğimiz noktada hem milletin çocuğunu dininden ettik, hem de bir mesleki beceri kazandıramadığımız işin geleceğinden de ettik efendim. Dindar bir nesil istiyorsak, yetiştirmek istiyorsak formül bu değildi. Çok yanlış bir formül seçtik. Bunu da ayrıca konuşacağız. Eğitimde dini eğitimi de ayrıca konuşacağız efendim. Hal böyle olunca her tarafta İmam Hatipler, Anadolu liseleri yükselince teknik ve mesleki liselerin sayısı azaldı. Teknik ve mesleki liselerin sayısı azalınca ara eleman yetiştiremedik efendim son 20 yılda. Herkes İmam Hatip mezunu, herkes üniversite mezunu, her taraf imam, her taraf avukat, her taraf üniversite mezunu, mühendis, her taraf uzman, ara eleman yok efendim. Ülke nüfusunun neredeyse her taraf imam, ülke nüfusunda neredeyse kişi başına bir imam düşüyor. Buna rağmen yine dindar bir nesil yetiştiremiyoruz. Boy abdestini almayan, bilmeyen gençler var. Gençlerin çoğunluğu boy abdesti almayı bilmiyor. Mikrofon tutuyorlar mesela bazen. Soru soruyor sunucu orada. O ne diyor? Bilmiyorum, o ne diyor? Bilmiyorum demeyi de kendine zul kabul ettiği için ben deistim, ben ateistim diyor. Şimdi bu deistliğin, ateistliğin de ne olduğunu bilmiyor bu gençler. Maalesef öyle de bir durum söz konusu. Bunu bir kaçış kapısı olarak görmeye başladılar. Yani zor gelen şeylerle mücadele edebilmek için, zor gelen sorularla mücadele edebilmek için cevap veremeyince ben ateistim, deistim deyip çıkış kapısı da bir yerde yaptı bunu millet. Bak, bu da kritik bir nokta. İşte efendim, düşünülmeden yapılan hamleler bunlar, maalesef neticeleri bunlar. Yine benzer şekilde efendim bir dönem habire inşaat mühendisi yetiştirdik. Babası müteahhit olan herkes, neredeyse hemen hemen hepsi çocuğunu inşaat mühendisliği okuttu. Elimizde şu anda bir sürü iş bilmeyen inşaat mühendisi var maalesef ki. Birçok inşaatçı arkadaşımız da var. Onlardan dinliyorum. Yani bir şantiyede 10 tane mühendisin olduğunu söylüyorlar. 2 tane amelenin olduğunu söylüyorlar. Toplasanız diyorlar. Bunu ben demiyorum. İnşaat firması sahipleri söylüyor. Toplasanız 10 tane mühendisin yaptığı işi 2 tane amele, neredeyse 2 amele, 10 mühendisin işini yapabiliyor. Biz bu 10 mühendise bir mesleki beceri kazandırabildik mi acaba? Burayı sorgulamamız lazım. Herkes mühendis, herkes elektrik mühendisi, elektronik bilgisayar mühendisi, iki kabloyu birbirine bağlayacak usta bulamıyoruz efendim. Bu da önemli bir ayrıntı. Ustalarda muhtemelen az bulundukları için olacak ki sanatçı kaprisi gibi bir kapris oluşmuş durumda. Adam 2 ay sonra randevu veriyor. Hal böyle olunca efendim, herkes boru mühendisi, boruyu deşeyecek eleman bulamıyoruz. Boruyu deşeyecek tesisatçı yok. Bu yüksek ve gereksiz ego ülkeyi duvara toslatır. Bunu da artık görmek zorundayız. Herkes üniversite mezunu, teknik ve kalifiye eleman
yok bulmakta zorlanıyor işverenler. Dikkat edin. İşte işçilerin, yani üniversite mezunlarının iş bulamaması, sektörün eleman bulamamasının nedeni bu. Çünkü sektör ara eleman arıyor. Sektöre bizim verdiğimiz al sana mühendis. Ara eleman istiyorum, benim mühendisim var diyor firma. Dikkat edin. Gaziantep'te bir Yemeni ustası dükkanı vardı. Orada 2 sene 2019 sohbet etme imkanım olmuştu. Gaziantep'te bu ayağa giyilen Yemeni çarık çok meşhurdur. Çarık Yemeni yaparlar orada. Çok meşhurdur. Hatta orada kapalı çarşıda herkesin de dükkanların çoğunda da Yemeni üretilir. Yapılır yani. El emeğidir. Yemeni ustası 2019'da çalıştıracak çırak bulamıyorum demişti. 6000 lira maaş veriyorum, çalıştıracak çırak bulamıyorum, Suriyeli çalıştırıyorum demişti. Evet, Suriyeliler çalışıyorlar. O dönemde de 2019'da da asgari ücret 2000 lira civarında. Asgari ücretin neredeyse 3 katı maaş veriyorum diyordu adam. Evet, Suriyeliler çalışıyor. Afganlı geliyor Türkiye'de çalışıyor. Özbek kadınlar Türkiye'de harıl harıl çalışıyor. Gündeliğe gidiyor, temizliğe gidiyor. Fabrikalarda, tekstilde çalışıyorlar. Çalışıyorlar yani. Bir evleri temizliğe giden Özbek bir kadınla tanışmıştım. Onunla sohbet etme imkanım olmuştu. Özbekistan'da hemşire olduğunu söylemişti. O da orada hemşirelik bulamadığı için Türkiye'ye gelmişti. Bu işleri yapıyordu. Maalesef böyle de bir enteresan durum var. Yani Türkiye'de de örnek veriyorum, bu sektör, yani mezun olduğu sektörde iş bulamayanlar yurt dışında başka işler yapabiliyorlar. Mesela Türkiye'de yapmak istemiyor. Türkiye'de yapmak istemiyor, yapmıyor ama Almanya'ya gidip yapabiliyor mesela. Bir temizlik işini Almanya'da yapıyor, Türkiye'de yapmak istemiyor mesela. Böyle de enteresan bir durum söz konusu. Yani bu da aslında biraz enteresan ve sorgulanması gereken bir nokta. Neden bunu Türkiye'de yapmak istemiyor? İçgüdüsel bir şey mi? Ego mu? Bu da tartışılası bir konu aslında. Şimdi bizim burada özellikle üzerinde durduğumuz kritik nokta şu. Sektör iş eleman bulamıyor. Mezun iş bulamıyor. İşte bu yüzden iş bulamıyor. Çünkü sektörün aradığı eleman, ara eleman. Yani herkes ben üniversite mezunuyum deyip kenara çekiliyor aslında. Şimdi bugünkü dünya düzenine yine konu geliyor. Orada şöyle bir durum söz konusu. Ben üniversite mezunuyum deyip kenara çekilen değil. Ben gerekirse simit satarım, ekmeğimi elime alırım diyenin kazanacağı bir dünya düzeni var şu anda. Mesela bazı sektörlerde görüyorum, özellikle marketlerde kasiyer olarak çalışan gençler, kafede garsonluk yapan gençler yine aynı şekilde. Mesela bunlar hayatı çözmüş. Mesela onlar bu işi çözmüşler. Çoğu da üniversite mezunu. Sohbet ediyorum bazen. Üniversite mezunu olduğunu söylüyor mesela. Onlar işi çözmüşler. Yani onlar hayatı kavradı. Konuyu kavradı aslında. Onlara çok da bir şey olmaz. Çünkü gerçeği idrak ettiler. Geleceği de idrak ettiler aslında. Gerçek şu ki üniversiteler yeterli kapasitesinin üzerinde yetersiz mezun veriyor. İşte efendim üniversitelerin sayısı arttıkça eğitimin kalitesi düştü dediğimiz yer aslında tam olarak bugünkü nokta. Bugün verilen üniversite diplomasının geçmişte verilen lise diplomasına neredeyse yeterlilik bazında bunu söylüyorum, eşdeğer olduğunu düşünüyoruz efendim. Bir mesleki beceri ve yetenek kazandırmadan mezun ediyor öğrencilerine. İlaveten üniversiteler yüksek, yani yüksek kapasitede mezun veriyor. Örnek veriyorum. Sektöre 100 mühendis lazımsa, 100 tane inşaat mühendisi lazımsa,
üniversiteler o yıl, mesela bu yıl örnek veriyorum 2024'te sektöre 100 inşaat mühendisi lazımsa 2024'te üniversiteler 100 bin inşaat mühendisi mezun veriyor. Kapasitenin üzerinde mezun veriyor. Yani ihtiyacın üzerinde mezun veriyor. Hal böyle olunca 2024'te işe girecek olan üniversite mezunu mühendis, 100 mühendis işe giriyor. Gerisi işsiz kalıyor. İşte problem burada. Anlatabildim yani, sıkıntı burada. Şimdi 100 mühendis işe girdi, gerisi ne olacak? İşsiz kalacak. Bizim bunu bir plan ve proje çerçevesinde yapmamız lazım. Örnek veriyorum. 2024'te sektöre 100 mühendis lazımsa 100 yetiştireceğiz. Hadi 150 yetiştirelim. Geriye kalanı yetenek ve kapasitesine göre ara eleman olarak yetiştirmemiz lazım. Çünkü sektörde mühendisten çok ara elemana ihtiyaç var. Yani bir inşaatta iki mühendis çalışıyorsa 100 tane ara eleman çalıştırmak zorunda o inşaat, o işveren. Öyle yürüyor işler. Dolayısıyla sektör bazlı bunu değerlendiremiyoruz maalesef ki. Yine 100 mühendis yetiştiriyoruz, duvar ustası yetiştiremiyoruz. İşte problem burada. Ara eleman yetiştiremediğimiz dediğimiz yer burası. Duvar ustası var mesela. Mühendisin yaptığı iş farklı tabii ki de, ama yani bir duvar örüyor. Ben mühendisim diyeyim, belki de öyle bir duvar öremez. Yani böyle işte, anekdotlar da ben bunu görüyorum mesela, gözlemliyorum. İşte efendim son dönemlerde, yani son 20 yıla baktığınızda herkes mühendis, avukat, sektörde uzman. Bu kadar avukatı da ne yapacağız? Onu da bilmiyorum yani. Ne kişi başına neredeyse avukat düşecek. Yani o raddeye geldik efendim. İşte bu kontrolsüz, plansız mezun vermesinin sebebi üniversitelerinin. Dikkat edin buna. Mesela şunu da gözlemlemek mümkün. Artık aileler de çocuğunun üniversite mezunu olması için çaba harcıyor. Acıyor mesela çocuğuna. Oğlum işte okusun, kızım okusun diyor. Ne oluyor günün sonunda? Devlet üniversitesini kazanamayınca özel üniversiteye yazdırayım diyor. İki tane çocuğum var, bir tane çocuğum var. Kıyamıyor çocuğuna. Ağır iş olarak tabir ediyor. Kıyamadığı için günün sonunda evet diplomalı, üniversite mezunu, kalifiye bir mezun vermiş oluyor. Üniversite mezunu olmuş oluyor çocuğu sadece. İş bulabiliyor mu? Bulamıyor maalesef ki. Şahsen ben çocuğumun işsiz bir mühendis, yani kalifiye işsiz bir mühendis olmasındansa kaliteli bir duvar ustası olmasını tercih ederdim. Herkesin de dikkat etmesi gereken yer aslında burasıydı. İşte efendim, yanlış eğitim ve istihdam politikasının neticesinde normal şartlarda yetiştirmemiz gereken ara elemanı yetiştiremediğimiz gibi milleti köyünden de ettik. Köyde üretim yapacak adam da kalmadı. Modern tarıma geçmiş olsaydık, yani normal şartlarda bugün modern tarım yapması gereken insanlar bugün gelmiş şehirde işsiz. Bakın dikkat edin buna. İşte herkesi üniversite mezunu yapacağız dediğimiz noktada köydeki adam da muhtaç aç, gelmiş şehirdeki adam da muhtaç aç. Bunlar artık sosyal yardımlara muhtaç hale gelmiş durumda insanların büyük bir çoğunluğu. Halbuki herkes her şeye yetenekli olacak diye bir kural kaide yok efendim. Ben bir müzik aleti çalamam, zorlasanız yapamam, sesim kötü. Ben şarkı söyleyemem, beceremem. Yani benim yeteneğim yok. Benim yeteneğim başka bir şeye. Bir başkasının yeteneği başka bir konuya. Herkesi yeteneğine göre yönlendirmek zorundaydık. İşte efendim bunu yapamadığımız için bugün geldiğimiz noktada işsizlik arttı. İşsizlik arttığı gibi enflasyon arttı. İşsizlik ve enflasyon peşe sıra birbirine
tetikledi, kovaladı. Avrupa, modern ülkeler, gelişmiş ülkeler bunu bir plan ve proje çerçevesinde yapıyorlar efendim. Bir proje çerçevesinde yapıyorlar. Bizde bu proje ve plan olmadığı için bu durum sosyolojik yapıyı da değiştirdi. Herkes hazır ve kolaycılığa alıştı. Kolay yaşama alıştı. Ve gençler kolay yoldan para kazanmanın hesabını yapar hale ve noktaya geldi. Görüyorum mesela sosyal medyada görüyorum. Çevremde gençlerden görüyorum. İşte internette şunu şöyle yaparsanız şu kadar para kazanırsınız. Bitcoin'e yatırırsanız bu kadar kazanırsınız. Böyle olursa şöyle olur. Bakın gençler, net söylüyorum. Bunlar tuzak. Böyle bir şey yok efendim. Kolay para diye bir şey yok. Bedenini ve beynini yormadığın müddetçe para yok. Çok basit bir formül. Ya bedenini yoracaksın ya beynini yoracaksın ki bir gelir elde edebilesin. Hiç yorulmadan, hiç beynini ve bedenini yormadan bir para kazanmak mümkün değil. Bu çok zor. Çok basit bir şey daha var. O da şu. Enflasyonu da bu tetikliyor zaten. Yani üretim yok, tüketim hızlı, üreten kesim yok, kimsenin üretmeye de niyeti yok. Çok basit bir formül daha vereyim ben size gençler. Bir ülkede 10 kişi domates üretirse domatesin fiyatı artar. 100 kişi domates üretirse domatesin fiyatı otomatikman düşer. Ne kadar üretim yaparsanız, ne kadar kaliteli üretim yaparsanız enflasyonu da otomatikman düşürürsünüz. Bu kadar basit. Yalnız bu sorun sadece bu kabahat demeyelim de bu sorun sadece gençlerin sorunu değil, gençleri üretime teşvik etmeyen yöneticilerin de sorunu. Maalesef ki böyle gitmeyecek, bir yerde tıkanacak. Aslına bakarsanız tıkandığımız da yerdeyiz galiba, tıkandığımız noktadayız. Bunun böyle gitmeyeceği de en başından belliydi zaten. Gençlerin eğitim seviyesi, ortalaması gittikçe düşüyor. Ülkenin üretim kapasitesi gittikçe azalıyor. Bir taraftan da üniversiteler habire kontrolsüz bir biçimde mezun vermeye devam ediyor efendim. Bu da böyle devam ederse, devam eden yıllarda işsizliğin daha da artacağı anlamına geliyor. İşte efendim, bu yüzden bizim en acilinden köylerde altyapı çalışmalarını hızlandırarak, internet altyapısı, üretim altyapısını hızlı bir biçimde geliştirmemiz gerekiyor. Bununla işe başlamak zorundayız. Devamında efendim, modern tarıma geçişi hızlandırmamız lazım artık. Ve efendim, bugün bu modern tarımın artık Türkiye'de konuşulması gerekiyor. Devamında efendim, işsiz olan 40 yaş altını gerekirse devlet gücünü kullanarak üretime sevk etmek zorundayız. Üretime teşvik etmek zorundayız. Bunu da gelişigüzel değil, bir plan, bir proje çerçevesinde yapmak zorundayız. Bir proje ile bunu yapmak zorundayız. Denetim olmak zorunda her şeyden önce. Bunu artık yapmak zorundayız diyorum. Bakın dikkat ederseniz, yapalım, yapmalıyız demiyorum, zorundayız diyorum. Çünkü ülkenin akıbeti açısından, gençlerin akıbeti açısından artık bu bir mecburiyet. Ve efendim, yine ikincisi, eğitim sistemini yeniden gözden geçirerek teknik ve mesleki liselerin sayısını arttırmak zorundayız. Böyle gidersek gelecekte ara eleman sıkıntısı daha da büyüyecek. Gelecekte yatırımcı Türkiye'ye geldiğinde çalıştıracak eleman bulamayacak. Böyle gidersek. Üçüncüsü de efendim, esnaf odalarıyla entegre, bağlantılı bir biçimde projeler geliştirerek gençleri çıraklık eğitimine teşvik etmek zorundayız. Bu konuyu da artık, yani çıraklık eğitimi meselesini de
Türkiye gündemine almak zorundayız efendim. Yine teşekkür ederek sonlandırıyorum. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.